Muhterem konuklar, Koç ailesi, Koç topluluğu ve vakfımız için çok önemli bir yeri olan Vehbi Koç ödülü ve Vehbi Koç anma törenlerine lütfedip katıldığınız için hepinize şükranlarımı sunmak isterim. Bu yıl Vehbi Koç ödülünün 14.sü sahibini bulacak. Bildiğiniz gibi bu töreni uzun bir süredir Vehbi Bey'in ölüm yıl dönümü olan 25 Şubat günü gerçekleştiriyoruz. Böylece kendisini muhtemelen onu da çok mutlu olacağı bir vesileyle anmış oluyoruz. Zaman zaman da yaşasaydı şimdi bu durumda ne yapardı diye kendi kendimize soruyoruz. Bazen de o muzip gülümsemesiyle bizi izlediğini hissediyoruz. Eğer bizi gerçekten izliyor olsaydı eminim ki Koç topluluğunun geldiği noktayla gurur duysa da onu en çok mutlu eden gelişmeler eğitim, sağlık ve kültür kurumlarımızın her geçen gün artan başarıları olurdu. Tutumluluğuyla tanınmasına rağmen söz konusu eğitim ve gelecekse muazzam yatırımlara gözünü kırpmadan imza atan kurucumuzu bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Muhterem misafirler, 2 yıldır bu törenden ayrılırken vakfımızın faaliyet raporunu sizlerin dikkatine sunuyoruz. Bu yılda VKV isimli bu yayının 3.sünü beğeninize sunacağız. Söz konusu yayının ön yazısını okuyunca göreceksiniz. Bir İngiliz kuruluşu olan Charities Aid Foundation dünya genelinde bir hayırseverlik anketi yapıyor. 135 ülkede insanlara 3 basit soru soruyorlar. Geçtiğimiz ay içerisinde 1. Bir hayır kurumuna bağış yaptınız mı? 2. Gönüllü bir çalışmaya katıldınız mı? 3. Tanımadığınız birine yardım ettiniz mi? Verilen olumlu cevapların ortalaması notunuzu belirliyor. Buna göre de 135 ülkeyi sıralıyorlar. Ve Türkiye olarak maalesef notumuz 100 üzerinden 18. Yani yanlış duymadınız, 100 üzerinden 18. Ve sıramız da 135 ülke arasında 128. Geride bırakabildiğimiz ülkeler Hırvatistan, Karadağ, Ekvador, Filistin, Venezuela ve Yemen. Dünyanın en güvenilir araştırma şirketlerinden birisinin imzasını taşıyan ve bu benzeri şekilde çalışmalarımızı analiz eden kendimize samimi bir şekilde sorabilmemiz lazım. Biz gerçekten hayırsever bir millet miyiz? Hayırseverlikten ne anlıyoruz? Yetiştiğimiz kurumlara, topraklara geri dönüp gerçekten elimizi uzatıyor muyuz? Biraz evvel de bahsedildiği gibi bu yıl ödülümüzü eğitim alanda vereceğiz. Alanında. Onun için eğitim özelinde bu sorumu müsaade ederseniz tekrar etmek istiyorum. Kaçımız mezun olduğumuz eğitim kurumlarıyla ilişkimizi sürdürüyoruz? Kaçımız bu kurumlar bizden yardım istediğinde hatta istemesine gerek kalmadan destek olmaktan keyif alıyoruz? Kaçımız bir sivil toplum kuruluşuna üyeyiz? Kaçımız çocuklarımızın geleceğine katkıda bulunacak bir projenin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunuyoruz? Hepimiz biliyoruz ki nitelikli eğitim ülke olarak en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. Ne yazık ki gerek eğitim kalitesi, gerekse eğitim erişim ve fırsat eşitliği ülkemizin en önemli sorunları olmakta devam ediyor. Ekonomik büyüklüğümüzle dünyanın en önde gelen 20 ülkesi arasında olmamıza rağmen uluslararası kurumların her yıl yayınladıkları raporlara göre eğitim kalitesi, teknoloji, mühendislik, fen ve matematik gibi alanlarda hem çok geride olduğumuzu hem de giderek irtifa kaybettiğimizi üzülerek görüyoruz. Ne mutlu ki bir yandan da birçok saygın kurum ve insanımız canla başla çalışarak bu konuda ülkemize çok değerli faydalar sağlamaya da aynı zamanda devam ediyorlar. İşte bunlardan biri de bu gece verilecek 14. Vehbi Koç ödülünün sahibi, hayatını bilime ve matematiğe adamış, dünya çapında örnek gösterilen çalışmalara imza atmış değerli akademisyen Sayın Profesör Doktor Ali Desin ve Matematik Köyü Projesi.
Ülkemizde matematik eğitiminin kalıplarını kıran yayınları, araştırmaları ve özellikle de matematik köyü projesiyle yaratıcı eğitim alanında istisnai bir başarı yakalayan Sayın Ali Nesin'i burada bir kere daha yürekten kutlamak istiyorum. Bu vesileyle öncülük ettiği Nesin Vakfı bünyesinde bir matematik enstitüsü kurulmasını hayal eden ancak matematik köyünün kuruluşunu maalesef göremeyen ülkemizin en güçlü figürlerinden gazeteci yazar merhum Aziz Nesin'i de saygıyla ve özlemle anıyoruz. Ayrıca bize her yıl ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası'na da en içten şükranlarımı burada sunmak istiyorum. Sayın Nesin'e ödülünü takdim etmeden önce hazırladığımız kısa filmimiz ile kendisinin hikayesini ve bu önemli yolculuğun kilometre taşlarını gelin hep beraber izleyelim.